Evet arkadaşlar, bu dersimizde SolidWorks ortamında tasarlanmış bir forman mekanizmasının mekanizma analizlerinin ve jointlere düşen yük analizlerini ANSYS Workbench'in Rigid Dynamic modülünde gerçekleştireceğiz. Şimdi öncelikli olarak hemen geldim. Bir tane Rigid Dynamic alıyorum arkadaşlar. Rigid Dynamic template'imi aldım. Hemen Rigid Dynamic'e geometri dedim. Geometri dedikten sonra import geometri dedim. Forbar mekanizmamı hemen uygulama 7.2'nin içerisinden aldım ve modelime tıkladım. Hemen bir hatırlatma yapacak olursak, Rigid Dynamic modülünde özellikle kontaklar yerine jointlerin kullanılması ile ANSYS özellikle hesaplama alanında büyük gelişmeler sağlamış. Şimdi hep birlikte bir ona bakalım. Unutmuyoruz, Rigid Dynamic'e gittiğimiz zaman arkadaşlar, özellikle kam hareketleri yoksa, birbirine temas eden, birbirinden kam mekanizmalarındaki gibi birbiriyle teğetliğinden dolayı hareketsel iletimi yoksa, hemen arkadaşlar ilk yapacağımız işlem şuradaki kontaklarımızı silmek. Şu kontaklardan kurtuluyoruz. Şu kontaklarımı sildim. Kontakları sildikten sonra bakın şurada Explode sekmesi çok büyük avantaj sağlıyor bize. Biz öncelikli olarak gelin hep birlikte malzememizin, daha doğrusu mekanizmamızın jointlerini tanımlamaya. Biz biliyoruz ki tüm programlarda arkadaşlar özel... Evet arkadaşlar, daha önce de söylediğimiz gibi tüm özellikle mekanizma analizlerinin ve tasarımla yapıldığı programlarda olduğu gibi öncelikli olarak body ground'la zemine parçamı arkadaşlar buradan geldim sabitledim. Daha sonra geliyorum hemen kontağıma tıkladıktan sonra bu ikisini birbirine mafsallıyorum. Bakın burada tek yüzey, çift yüzey seçmeniz fark etmez. Silindirik yüzeyleri seçtikten sonra iki body arasında gerçekleşeceği için body body sekmesinin altına revolate diyorum. Daha sonra aynı şekilde bakın şu kısma tıklayıp silindirik yüzeylere, ikincinin silindirik yüzeylerine tıklıyorum. Buradan da revolate diyorum. Daha sonra yine aynı şekilde eksenleri tanımlamak için geliyorum, revolate diyorum. Daha sonra yine aynı şekilde arkadaşlar silindirik yüzeylere tıklayıp buradan geldim, body body'den revolate dedim. Bakın baktığınız zaman 4 tane revolate'imi tanımladım. Aynı şekilde bakın baktık, hepsini tanımladık. Birincisi bu. İkincisi bu, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu. Ne yapmış olduk arkadaşlar? Tüm revolate'lerimizi tanımladık. Artık revolate'i tanımladıktan sonra kural tanımlayıp olayımızı ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Çalışma mekanizmamızı çalıştırabiliriz. Şimdi örneğin arkadaşlar biz ne yapacağız? Şu revolate'imi şuradan sürükleyip bıraktım. Bakın ben ne yapacağım arkadaşlar? Buraya dikkat edelim. Bunun 90 RPM ile döndürmek istiyorum. Şuraya geldim joint'ime. Şuraya tıkladıktan sonra arkadaşlar rotational value dedim. Şuraya geldim. 90 RPM ile dön dedim. Şimdi mekanizmam 90 RPM ile dönecek. Fakat 90 dakikada baktığımız zaman arkadaşlar 90 RPM dönecek. Bu tam bir ben de at dakikada 90 döneceği için bunun tam bir turunu 1,5 saniye yapayım ki analiz hesabımı tam bir turunu ne yapabileyim, hesaplayabileyim. O yüzden analyze setting'ime geliyorum. Özellikle şurada step and time'a 1,5 saniye diyorum ki arkadaşlar, özellikle 1,5 saniyede tam bir turunu ne yapabileyim, dakikada 90'sa bunun hesaplayabileyim. Yalnız temin joint rotational velocity'de özellikle arkadaşlar şurada ilk kısımdaki sıfırda bu 90'ı silin. Genelde bundan ilk hesaplamaya başladığı zaman burada bize sıkıntı yaratıyor. O yüzden bunu sıfır yaptım. Tamam, analyze setting'den zamanımı tanımladım. Rotational velocity'den hızımı tanımladım. Ben öncelikli olarak arkadaşlar bir mekanizmamın doğru olarak modellenip modellenmediğine bakmak için bir tane total deformation alıyorum ve daha sonra sol diyorum. Evet, hesaplamayı tamamladı. Sonra total deformation'a tıklayıp daha sonra buradaki grafıma tıkladığım zaman, bastığım zaman arkadaşlar mekanizmamın bir turunda nasıl çalıştığını görüyorum. İstersem 10 frame yazan yere 50 frame yazıp bunu biraz daha yavaş bir şekilde mekanizmamın nasıl çalıştığını görebilirim. Şimdi gelelim mekanizma açısından bu değerlendirmeye, uzuvların hareketini incelemeye. Bakın arkadaşlar ben örneğin buradaki baktığım zaman uzuvlardan bir tanesinin hızını merak ediyorum. Buraya dikkat edelim. Sol ışığına tıkladığım zaman prop'uma geliyorum. Prop'umda bakın baktığımız zaman arkadaşlar velocity diyorum. Getirip bu parçamı seçiyorum. Buradan istersem şuna tıklayıp body olarak da seçebilirim. Apply dediğim zaman, evaluate dediğim zaman arkadaşlar, tıkladığım zaman tüm eksenlerde de var. Bakın burada velocity prop x, velocity prop y, velocity prop z.
3 eksende de hızını gösteriyor bize. İstersek bunların yanlarında bulunan tıklara kaldırarak bunları kaldırabilirim. Ben burada benim şu uzunluğumun hızının nasıl değiştiğini çok rahat ne yapabiliyorum arkadaşlar? Görebiliyorum. Daha sonra özellikle uzuvların pozisyonlarını belirlemede çok işimize yarayan bir seçeneğimiz var. Şuraya geldim, prop'uma tıkladım, prop'umdan position dedim. Position'da bakın buraya dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle şuradaki noktama tıkladım. Noktayı tıkladıktan sonra şuradaki noktama tıkladım. O seçtikten sonra tekrar Evaluate dedim. Evaluate'ime bastığım zaman bakın arkadaşlar özellikle mekanizma derslerinden hatırlayacak olursak bizim mekanizmamızın uzunluğumuzun veya noktamızın çalışma alanını belirlemek için kullandığımız petlerimizi ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Bu oldukça kullanışlı. İstediğim bölgedeki istediğim uzuvun tüm hareketlerini, açısal hızlarını, bunların hepsini ne yapabilirim? Ölçebilirim. Ansisi diğer mekanizma programlarının en önemli özelliği de jointleri, kuvvetlerimizi tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Öncelikli olarak ben geldim. Şuradaki rotator'ımı tıkladım. Sürükleyerek transitimin içine bıraktım. Dedim ki bakın arkadaşlar bu 90 RPM ile dönerken ben eğer ki şuradaki kısmıma gelip ben buna moment der. Örneğin eksi 50 Newton milimetrelik bir tane burada dikkat edecek olursam moment uygularsam acaba benim jointlerimde nasıl bir tepki kuvveti oluşuyor? Nasıl bir tepki momenti oluşuyor? Bunu görmek istiyorum. Bunu ANSYS bize kolayca çözüm olarak sunuyor. Ben hemen öncelikli olarak buraya geldim. Daha sonra bakın şu jointimi tanımladıktan sonra şuradan bir evaluate dedim. Bütün sonuçları aldım. Bunu bir hesaplasın. Tabii öncelikli olarak bir sol diyeceğiz. Çünkü yeni bir parça tanımladık. ANSYS çözümü tamamladı. Hemen ben geldim arkadaşlar transitime. Şurada sol ışınıma tıkladım. Prop'uma geldim. Bakın prop'imde joint diyorum. Hangi joint arkadaşlar? Revolate 1. Revolate 1 dedikten sonra şimdi evaluate result diyorum. Ve joint prop'a tıkladığım zaman arkadaşlar bana buradaki tüm tepki kuvvetlerini hepsini veriyor. Bu da çok güzel bir çözüm önerisi oluyor bizim için. Yine aynı şekilde buradan istediğim benim bağlantı noktamda istediğim momenttir, tepki kuvvetidir. Bunların hepsine ne yapabiliyorum? Ulaşabiliyorum.